Arkadaşlar merhabalar. TYT AYT Geometri Full Tekrar Kampı'nın 8. günü 2. videosundayız. Dörtgen ve Deltroid'de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani yeni nesil soruların, daha doğrusu yeni nesil ağırlıklı soruların çözümlerini yapacağız. Sayfa numarası 69, 70 ve 71'i çözeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Örnek 14'teyiz. ABC'de deltoid demiş. AB ile AD birbirine eşit demiş. E otomatikman bunlar eşitse alt taraftakiler de otomatikman eşit değil midir? Evet. Deltoid'de neydi? Köşegenler dik kesirdi. Hemen bu 90'ları yapıştıralım. Sonra BD'yi 18 vermiş. BD uzunluğu 18. Aklımızda bulunsun. Hatta yazı olarak bulunsun. AC'yi de vermiş. 24 bu aklımızda bulunsun. Eşitlik de var. Eşitlik olduğunda ne yapıyorduk? Nerede olursak olalım. Orta taban. Hemen orta tabanı çizelim. Şuradan orta tabanı çizecek olursam. 18 vermiş. 18'e ait orta tabanı çizdim. Hocam şunlar da birbirine eşit olacak. 18 ise burası kaç oldu? 9 oldu. E hocam kağıda da bir eşitlik şey var. E burada da bir orta taban çizelim. Buradaki orta taban da hop şöyle değil mi? Evet. Zaten AC'yi de kaç vermişti? 24 vermişti. O zaman burası 12. Köşegenler dikse paraleller arasında açı da diktir? Ve artık burada bir Pisagor. 9, 12. Ne üçgeni? 15 üçgeninden cevabı 15 olarak buluruz. Dolayısıyla 14. soru Cihan oldu. Geldik 15'e. ABC'de deltoid demiş. Bir de A açısıyla C açısının toplamı şu açıyla şu açının toplamı kaç verilmiş? 120 verilmiş. Alan nedir diye soruluyor bize. Şimdi gençler deltoid'de şu taban yani tabana aynı olan iki tane şey değil miydi? Şu tabana aynı olan iki tane ikizkenar üçgenin birleşimi değil miydi? Şu açıyla şu açı birbirine eşit. E, dolayısıyla bu açıyla da bu açı birbirine eşit. Otomatikman şu açıyla şu açı ne oldu? Eşit oldu. E, madem bu açılar eşit ve şu ikisinin toplamını 120 vermişler. E, o zaman 120 artı şuraya alfa buraya alfa dersem. 2 alfa eşittir 360 olduğundan 2 alfa eşittir 240 olduğundan alfayı da böylelikle 120 derece bulur muyuz? Buluruz. Evet alfayı 120 derece bulduk. Şimdi benden al isteniyor. Hocam köşegenler çarpımı bilmem ne falan filan. Ya gidebiliriz aslında ama. Ama burada köşegenler çizecek olursak öyle bir şey gelmiyor. Zaten deltoidde ben ne dedim? İşimiz gücümüz köşegen. Köşegen çizeceksek de simetri ekseni olan köşegeni çizmek en mantıklıydı. Şunu çizdim. A simetri ekseni bu üçgenle bu üçgen aynı üçgen. E, alanları da aynıdır. E, buradaki açı 120 derece. E, 8 var 12 var 120 var. Yani ben artık şu üçgenin alanını bulabilirim. E, bu üçgenin alanını bulacaksam eğer. Nasıl bulurum? 8 çarpı 12 çarpı sinüs 120 bölü 2'den mi bulurum? Hayır. 120'yi gördüysem hemen 60'ı önemli derim. Hemen şuradan çekerim bir diki. Özel açı mantığı. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6'dır. Burası da 6 köküçtür. Evet şu üçgenin alanı taban 8 yükseklik 6 köküç. Yani şöyle göstereyim. 8 çarpı 6 köküç bölü 2. Yani 24 köküç yapar burası. E buradaki alan 24 köküçse alt taraftaki alan da 24 köküçtür. Ve toplamda tüm alan kaç yapar? 48 köküç yapar. Sen istersen sinüsten yap kardeşim. Ben sinüsten yapmam. Örnek 15 edremit oldu. Geldik örnek 16'ya. Evet oranlamalar verilmiş. Öncelikle AB ile AD birbirine eşit verilmiş. Şu ve şu eşit. CD ile otomatikman zaten şunda da şu eşit olur. Delta ise eğer. Tamam. Sonra burası AE uzunluğu 3K iken ED uzunluğu 2K verilmiş. Başka da bir şey verilmiş mi? Verilmemiş galiba. DF ile de FC birbirine eşit verilmiş. He, şunlar da eşit verilmiş. Tamam. Ve unutma şunlar da birbirine eşit. Şimdi gençler ne yapacağız? Alan isteniliyor bizden. Alan hedefi de kaç vermiş? 12 vermiş. Ne yapacağız? Alan dağıtacağız. Haydi dağıtalım. Ama delta işimiz gücümüz köşegen değil miydi? Öncelikli olarak hop şu köşegeni çizelim. Hocam burada kalanla burada kalan tıpkısının aynısıdır. E o zaman. Hadi alan dağıtmaya. Hop şunu şöyle çizersem. 2K'da kalan 12 ise tepe noktası burası olan da 6 katı 6 katı burası 18 olur mu? Olur. Çift çizgiden çift çizgiye tepe noktası burasında. Çift çizgiye kalan 30'sa çift çizgi kalan yine 30'dur. Ve toplamda burası kaç yaptı? 60 yaptı. E o zaman burası da 60 yapar. Tüm alan ne yapar? Hepsi birlikte topladığın zaman 120 yapar. Örnek 16 edremit oldu. Geldik örnek 17'ye. Bir çocuk 30 ve 40 santimetre boyutlarında iki çıta ve yeteri kadar naylon kullanarak şekildeki deltoid biçiminde uçurtmayı yapmıştır. Kullanılan naylonun uzunluğu. Deltoid biçiminde ya deltoidde köşegenler nasıl kesiyordu? Dik kesiyordu. E bir tanesinin çubuğun uzunluğu o. 40 bir tanesinin 30 e direkt alan ne olacaktır? 30 çarpı 40 bölü 2'ye eşit olacaktır. E bu bu sadeleşse 20 20 ile 30'un çarpımı da kaç yapar? 600 yapar. Evet 17. soru. Cehan oldu. Geldik 18'e. Bununla ilgili konu anlatırken de söylemiştik. Bunlar orta noktalarmış, değil mi? Orta noktalar olarak verilmiş. Bununla ilgili bir formül vardı. Ama formüle gerek olmadığını ben zaten size söylemiştim. İşte formülsüz yapalım. X alanı isteniliyor bizden. Ne yapacağız arkadaşım? Alan dağıtacağız. Şuradan başlayalım. Şöyle çift çizgileri göre alan dağıtalım. E hocam şuradaki alana ben bir A dersem burada kalan da A'dır. Buraya ne kaldı? 17 eksi A kaldı. E hocam burası da çizgideki alan hatta buraya da 12 eksi A kaldı. Sonra devam edelim alan dağıtmaya. Hocam çizgideki alan 17 eksi A ise hop çizgideki alan yine ne olacaktır? 17 eksi A olacaktır. Toplamı 9 ya. Sayı 9 yapan değer nedir? Eksi 8'dir. E A'dan da kurtulmam lazım. Artı A. Eksi 8 artı A burası. E burada da alanı dağıtacak olursak. Eksi 8 artı A ise burası da eksi 8 artı A'dır. E bu yuvarlakta kalan 12 eksi A ise burası da 12 eksi A'dır. E x alanı da ne yaptı? Şu x'in toplamı yaptı. Yani x alanı eşittir. Eksi 8 artı A artı 12 eksi A yaptı. A'lar nanay oldu. Eksi 8 artı 12'den de cevabı kaç olarak buluruz? 4 olarak buluruz. Yani 18. soru Akçay oldu. Geldik 19'a. Ayşe ABC'de dörtgen şeklindeki kağıt ile bir yelpazeyi aşağıdaki gibi oluşturmaya çalışıyor. BAC 90 derece. BAC. Evet şurası 90 dereceymiş. Dörtgen şeklindeki bir kağıtmış bu, bu arada bu. Herhangi bir şekilde deltoid falan dememiş. Sonra devam edelim. Dörtgen konusundayız zaten. BAC açısını 90 derece vermiş. ABCD dörtgen kağıdı ED ve EF boyunca katlanarak B ve C noktaları AD üzerindeki kaç noktasında. He. Şu katladın buraya geldi. Bunu katladın buraya geldi. Dikkat. B ve C noktaları. Tamam biraz orantısı gibi duruyor ama idare edin. Yani senin şuradaki katlaman nereye denk geldi? Şuraya denk geldi. Senin şuradaki katlamanda nereye denk geldi? Onu da farklı renkle göstereyim. Şuradaki katlaman da nereye denk geldi? Şuradaki katlaman daha doğrusu. Şuraya denk geldi. E biz katlamalarda ne diyorduk arkadaşlar? Üst üste binen kenarlar. Birbirine eşit. Üst üste binen açılar. Birbirine eşit. E hocam şu açıyla şu açı eşit. Şu açıyla da şu açı eşit. Hatta şurada açı buraya eşit olacak. Hatta burada açı buraya falan filan eşit olacak ama bakalım oradakiler işime yarayacak mı yaramayacak mı bakayım. Belki yarar. Belki yaramaz. Bakacağız. ED uzunluğu kaç vermiş? ED 6 vermiş. FD'yi kaç vermiş? 7 kökü vermiş. FD'yi de 7 kökü vermiş. Hmm. Sadece buradaki açılar bir işime yaramadı arkadaşlar. O zaman ben diğer açıları da şöyle bir bakayım istersen. Diğer açıları da şöyle bir söyleyeyim. Bir de e EHF doğrusal demiş. Demek ki ben buradaki doğrusallığı da kullanacağım bu arada. E eh, hadi bakalım. Şimdi burada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. E bu kenarla bu kenar birbirine eşit. E bu kenarla da bu kenar birbirine eşit. Eşitleri yazdık. E üst üste binen açılar da birbirine eşit işte olacak. Hocam burası alfa ise burası da alfa olacak. Hocam burası beta burası da beta olacak. Aa iyi ki bak üst üste binen açılar. Şunları yazmışım. Gördün mü? Alfa ile betanın toplamı ne oldu arkadaşlar? Bak şuradaki doğrusallığı da kullanmış oluyoruz. Geometri verilen bilgileri kullanma iştir diye boşu boşuna söylemiyorum. Şu bilgiyi kullanmazsam sonuca ulaşamam. Burada kaçı? Dok 180 derece değil mi? Yani alfa artı beta 180 derece. A hocam alfa beta 90. E burada kaç ya da? A, A, B, B diyecek olursam. 2A artı 2B artı alfa beta 90. Alfa beta ve 90'ın toplamı neye eşit olacak? Dörtgen açıları toplamı 360'a eşit olacak. Alfa artı beta 180 idi. Attım bunu bu tarafa. 90'ı da attın. 270 yaptı burası. 360'dan 270 çıkınca 90 yapıyor. 2A artı 2B eşittir 90 ise A artı B'yi kaç buluruz? 45 derece buluruz. Hocam A artı B'ye bak burada. Burası 45 derece. Benden de ne isteniyor? EF uzunluğu isteniyor. Bak şöyle bir üçgen var artık elimde. Hocam burası 6, burası 7 kök ki burada kaçı? 45. Gel burayı kosinüsten bul. Buradaki uzunluğu. Yok ya. Kosinüs yapar mıyım ben burada? Yapmam tabii ki. Çekerim kardeşim şuradan bir 90 derece. 90'ın karşı 7 kök ise bunlar ne yapacak? 7 7 yapacak. E hocam burası 6 idi. Demek ki çizilen yükseklik dışarıya düşüyor. Dikkat. Sen dikini şuradan da çizebilirdim bu arada. Buradan çizsen daha kolay çıkacak gerçi. Hadi buradan çizelim. Ama dik çizdiğinde dışarı düşmesini de unutma. 7 kök 2 ise 7 7 yapacak. Buradan yapayım hadi devamını buradan getireyim. Buraya da bir kaldı. Pisagor bağıntısı. Şurası x ya. x'in karesi neye eşit oldu? 1'in karesi artı 7'nin karesinden 49 50'ye eşit oldu. x de böylelikle kök 50'ye eşit olur. Yani buna 25 çarpı 2'den 5 dışı, 25 dışarıya 5 diye çıkar. Cevap 5 kök 2 çıkar. Ya da 6'ya ait dik çizerek de yine sonuca ulaşabilirdin. Gerçekten çok güzel bir soru. Ya çok hoş sorularla karşılaşmıyor muyuz burada ya? Şuna şöyle bir yıldız atayım ben ya. Şöyle hatta 4 yıldız atayım ya. Hatta 5 yıldız atayım şuna. Gerçekten hoş bir soru. Verilen her bir bilgiyi kullandıran sorular ki geometri soruları öyle. Bu şekilde de çok güzel bir şekilde çıkıyor ya böyle. Böyle katlamayla ilgili doğrusal bilmem ne. Vaa çok hoşuma gitti ya. Neyse inşallah sınavda çıkar gençler. Örnek 19 C an oldu geldik örnek 20'ye. Ali Bey'in çocuklarında iskeletini kamışlardan kaplamasını ise şeffaf malzemeden yaptığı ABC'de deltoidi şeklindeki uçurtma gösterilmiştir. Kullandığı kaplama malzemesinin alanı 216. Tamam alan 216 hakkında. AB ile AD birbirine eşit. Şunlar birbirine eşitse deltoid olduğundan dolayı otomatikman bunlar da birbirine eşittir. Uçurtmanın dengesini sağlayamak için uçurtma iplerini ABD, ABD ve BDC üçgeninin ağırlık merkezi olacak şekilde iki noktaya bağlıyor. He, ABD'nin ağırlık merkezi şurada. Çünkü deltoidli köşegenler nasıl kesir? Dik kesir. Köşegenler dik kestiği için ikiz kenarda çizilen yükseklik olduğu için şurası da kenar ortay oldu. Hocam bunun ağırlık merkezi burada kenar orta üzerinde. Bunun ağırlık merkezi de burada. Bunun üzerinde. Şimdi bir daha okuyalım soruyu. Uçurtmanın dengesini ayarlamak için uçurtma iplerini ABD ve BDC üçgenlerinin ağırlık merkezlerinde olacak şekilde İki noktadan bağlıyor ve bu merkezler arası uzaklığı 6 santimetre olarak ayarlıyor. Merkezler arasındaki uzaklık 6 santimetreymiş. Buna göre uçurtma iskeleti üzerinde bulunan BD uzunluğundaki kamışı kaçtır diye soruluyor bize. Şu BD uzunluğundaki kamış soruluyor bize. Hmm. Şimdi. Burayı 6 santimetre olarak vermiş mi? Vermiş. Arkadaş burası 6 santimetre ise şuraya bir A diyelim. Burası 2A. Buraya B dersem burası nedir? 2B. Hocam A artı B'yi 6 vermiş. E, bir köşegen uzunluğu 3A artı 3B değil mi? 3A artı 3B kaç olur? 18 olur. Alanı da vermişti bize. Onu da kullanalım. E, bunun tamamı 18 oldu. E diğer köşegende x diyecek olursak 18 çarpı x bölü 2'de 216'ya mı eşit? Evet. Bu 6'ya bölsen hatta 36'ya 36'ya bölsen 6 yapıyor. 12 yapıyor. 6'ya bölelim şunu bir ya. 6'ya böldüğüm zaman kaç çıkıyor? 6 kere 3 18. 36 yapıyor galiba değil mi? Evet. 6'ya bölsem 36. 6'ya bölsem 3. 3'e bölsem 3'e bölsem 12. 2 ile de 12'ye çarpsam. iki'si de ne buluruz? 24 olarak buluruz. Zaten bizden ne isteniliyor? BD uzunluğu isteniliyor. Cevap da o zaman ne çıktı? 24 çıktı. Yani cevap Akçay oldu arkadaşlar. 20. soru. Bu da güzel bir soru. Geldik 21. soruya. Mehmet öğretmen öğrencilerine dörtgende alan konusunu anlattıktan sonra aynı ABC'de dörtgenin alanını iki farklı şekilde aşağıdaki gibi tahtaya çiziyor. Bu köşegen çizdiğinde 32, 24. Bu köşegen çizdiğinde 21, 35 olmuş. Dikkat et bu alan 56, bu alan da 56. Zaten eşit olmak zorunda. Aynı dörtgen çünkü bu. Şekilleri çizdikten sonra aşağıdaki bilgileri veriyor. Üçgenlerin içinde yazan sayılar o üçgenin birim kare türünden alanını vermektedir. Örneğin alan ADB 32. Tamam. ABC'de dörtgenin köşegenlerinin kesim noktası K'dır. Bir yerde herhangi bir yerde mesela şuradan bir köşegen çizecek olursam burası K'ymiş. AKD eksi BKC isteniliyor bizden. AKD'ye A diyeyim. BKC'ye de B diyeyim. A eksi B isteniliyor bizden. Arkadaş burası A iken burası 32 eksi A mı? Evet. Burası B iken burası da 24 eksi B mi? Evet. Benden A eksi B isteniyor. Dikkat et. Şu alan kardeşim buradaki 21'e eşit değil mi bu köşegen çizildiğinde? Aynen öyle. O zaman 32 eksi A artı B eşittir. 21 mi yapacak? Evet. Benden ne isteniyor? AKD. A eksi B isteniyor. A eksi B'yi bulalım. 21'i buraya atalım. Şunları da öbür tarafa atalım. O zaman eksi A artı A diye geçti. Artı B de eksi B diye geçti. 21 de buraya atınca 32'den 21 çıkınca kaç geliyor? 11 geliyor. Zaten benden A eksi B isteniyor. Cevap böylelikle balık esir çıktı. Yahu bu da mı çok güzel bir soru olur be ya? Şuna da bir 3 yıldız hak ediyor mu? Evet tam böyle var ya. TYT'de çıkmalık bir soru. Gerçekten öyle ya. Her kalıp soru tam benim konu anlatımının böyle eksikleri tamamlamıyor mu arkadaşlar? Valla çok hoşuma gidiyor bunu çözerken. Aşırı zevk alıyorum. Cevap ne çıktı? Balıkesir çıktı 21'de. Geldik 22'ye. Aşağıda ABC'de dörtgeni şeklindeki kır bahçesinin C noktasındaki trafodan bahçenin köşelerine yer altından çizilen BD ve AC elektrik hatlarının şeması gösterilmiştir. Şöyle trafo da yarattı falan filan. 12 verilmiş, 16 verilmiş. A, D, B de eşkenar üçgenmiş. Eşkenar üçgense şöyle 60'ları da şöyle bir yazalım. Bak sakın bu yükseklik değildir. Ki zaten burada açıortay var. 12 bölü 16. Hocam burası 3K ise burası 4K'dır. Çünkü 12 bölü 16. Kollar oranı tabanlar oranı 3 bölü 4. E bu da kenar ortay olmadığı için yükseklik diyemeyiz buna. Tamam. E sonra ne yapacağız? Sonrasında 60'ları falan da kullanacağız. Hocam kosinüs teoremi. Kosinüs teoremciler. Hadi buldunuz K'yı. Bir işinize yaradı mı? Yaramadı. Sizden ne isteniyor? Bu isteniyor. Bak kosinüsün zararları. Demedi demeyin. E hocam başka ne yapabiliriz? Valla benim başka dikkatimi şu çekiyor aslında. Bir ara çeşitliği verildi. Bak soruda sıkıştık. Böyle özel üçgenler falan çözülebiliyor mu? Hadi şuradan bir dik çizsek. 60 derece 30 derece. Şuna ait 90 dereceye karşılık getiremiyorum ki ben. Bu da işime yaramaz. Ya da buradan dik çizsem böyle. Bu da işime yaramaz. Kosinüs teoremi de işime yaramıyor. O zaman ne düşüneceğiz? Bir uzunluk isteniyorsa bizden. Özel açıdan çıkmadıysa ya da dik üçgenden falan çıkmadıysa. Nereye başvuruyorduk? Benzerlik. Benzerlikte de zaten bizim iki kalıbımız vardı. Açıya dalmak çok önemliydi. Hocam bak burada 60'a 60 var. Nerede? Dikkat et. Şu üçgen ile üçgen tam gözükmüyor. Hatta şöyle göstereyim. Şuradaki üçgen ile şu büyük üçgene bak şimdi. Bu büyük üçgene bak görüyor musun? Buradaki üçgen ile şu kırmızı üçgen ile buradaki büyük üçgen ne oldu arkadaşım? Bu büyük üçgen, şuradaki bir daha gösteriyorum. Şu büyük üçgende birer açı eşitliği var mı? Var. Hocam kırmızı üçgende 60, mavi üçgende de 60 var. Birer açı eşitliği varsa ortak açı, bak kırmızı da ortak açı. Kırmızıyla büyükteki ortak açı bu. Üçüncü açılarda birbirine eşit olacaktı. Karaladığım 60 burası çift çizgi ise e burası karaladığım 60 burası da çift çizgi olur mu? Olur. Sıkıştığında benzerliğe bak kardeşim. Ay inşallah çıkar da rezil olmayız. Dur bakayım. Buradan başlayalım. Burası 3K 4K yazdık. 7K. E burası da 7K. Burası da 7K. Benzerliğe başla bakalım. Başlıyoruz bir yerden. Karadım açının karşısı 3K'nın. Karadım açının karşısı 12 oranı. 3K bölü 12 eşittir. Çift çizginin karşısı 7K'nın. 7K'nın. Çift çizginin karşısı zaten benden. Bu iş X'e oranı. K'lar gitti mi? Gitti. Şunun da şu sadeleşti mi? Sadeleşti. 4 kere de 28 yaptı mı? Yaptı. Mükemmel bir soru arkadaşlar. Evet zorluk bakımından 5 yıldızı hak eden bir soru. Ama mantığınızı çalıştırdığınız zaman şu sözlerimi bir unutmasanız sıkıştığınızda benzerliğe dalın. Benzerlikte açılar çok önemli. Bir ara çeşitliği varsa ortak açı falan filan. Bu cümlelerin bir aklınıza gelse çok rahat bir şekilde yapar mısınız? Bence yaparsınız. Evet örnek 22 çok güzel bir soruydu gerçekten. Cihan oldu. Geldik örnek 23'ü. Aşağıda Merve Hanım'ın beğendiği ABC'de delta çantanın reyondaki görseli verilmiştir. Çantanın kapağı burada işte böyle. TAB, TDC doğrusal. TAB, TDC doğrusal. Tamam. Üçgen. Büyütte üçgen. Şimdi demiş ki AD ile DC 12. Şu 12, bu 12. BC 18. Bir de TD 22 verilmiş. Bu da bir deltoid şeklindeydi. E Bu bir deltoid şeklindeyse 12-12 şeklindeyse bu. Burası da 18'e 18 mi olacak? Evet. Sıkıştık kaldık. Şimdi çantanın omuz askısı isteniliyor bizden. Şu askısının uzunluğu isteniliyor. Yani x artı 22 isteniliyor bizden. Hocam deltoiddeyiz. Deltoidde sıkıştığımız zaman ne yapıyoruz? İşimiz gücümüz gel. Köşegen. Köşegenleri mi çiziyorsun? Hayır, Hayır. eksen olan köşegen çok önemliydi. Hop şunu çizdik. Bunu çizdiğin zaman ne oluyordu? Hocam bu açılar birbirine eşit simetriksen olduğundan şu açılar da birbirine eşit. A üçgen şekli var ya büyükte. Üçgende bu bir açı orta oldu. Kollar oranı tabanlar oranına eşittir. Yani yaz o zaman şuraya. X artı 18 artı 18. X artı 18 artı 18. 18 bölü 18. Bak yukarıdan aşağı. Yukarıdan aşağı tabanlar oranı. 22 bölü 12'ye eşittir. Hocam 2'ye bölsek 2'ye bölsek 11 6. 6 ile 18 sadeleşse 3. 3 ile 11 çarpsak 33. X artı 18 eşittir 33 ise x'i de buradan 15 olarak buluruz ama x 15 değil. Bizden askı ipinin uzunluğu isteniyor. x artı 22 isteniyor. x artı 22 de 15 artı 22'den kaç çıkar? 37 çıkar. Evet cevabımız böylelikle balık esir oldu. Bu da güzel. Yani bu delta eti yeni nesle uyarlayan güzel bir soru olmuş. Örnek 23 balık esir oldu. Hoş soru. Yıldız atın. Evet. Hatay'da arkeologların yaptığı kazılarda ABCD dörtgeni şeklinde Aşağıdaki görselde verilen mozaik taşı bulunmuştur. Şöyle bir mozaik taşı var. Yapılan ölçüler sonucunda AB ile AE 6 verilmiş. AB ile AE. AB ile AE. Şunu şöyle göstereyim. Şu AE'yi de şöyle 6 diye göstereyim. Sonra ED'yi 2 vermiş. Şurası 2 verilmiş. BC ile DC birbirine eşitmiş. BC ile de DC birbirine eşitmiş. Neresi? Şunu da mavi ile göstereyim. BC ile DC birbirine eşit. Tamam. Bu mozaik çıkarılırken CE boyunca kırılarak. Şu boyunca kırılmış. ABCE şeklinde bir deltoid elde edilmiş. He, şununla şu eşit verilmişti zaten. Şu da deltoid olmuş. Şu. Deltoid olduysa şu kenarlı da şu kenar eşit olacaktır. Otomatikman e, şuradaki eşitliği yazınca bununla da bu eşit oldu mu? Oldu. Tamam. Sonrasında bu mozaik kırıldıktan sonra yapılan ölçüler sonucunda parçaların alanları farkı ne olabilir diye soruluyor. Arkadaşım burada dikkat et. Şimdi e, şuradan kırıldı ya bir parça burası yaptı. Diğer parça kocaman şurası yaptı. Bu parçaların alanları farkı isteniliyor bizden. E tamam işimiz bir şekilde yapabiliriz. Şunun bir delta olduğunu biliyoruz. Delta ne yapıyorduk? İşimiz gücümüz köşegende Şu köşegeni çizsek. Bu ne oluyordu? Açı ortay oluyordu. Şu açı ortay. Bu da açı ortay. Hatta simetrik ekseni olan köşegen bu. Alanlarda birbirine eşit oluyor mu? Oluyor. E hocam başka ne yapabiliriz burada? X kenar var burada. Çünkü şunlar eşit. 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 E, X kenar taban da mevcut. E tabanına ait yükseklik çizelim o zaman. Tabanına ait yükseklik çizdiğim zaman ne oldu burada? Tabanı iki eşit parçaya böldü. 1'e 1. Bir. Sonra 6'yı falan kullanabilir miyim? Alanla ilgili bir şey soruluyor bize. Alanlar farkı. He. Bu parçaların alanları farkı. Alanları farkını bulmam için benim buradaki yüksekliği bulmam lazım. Ama şuradaki 90'ı da benim kullanmam lazım. Aa dikkat et. Bak bu ikiz kenarda çizilen yükseklik aynı zamanda açı ortaydır. Sen buraya A A. Buraya da B B diyecek olursan. 2 artı 2 B. Bak 90'ı kullanmam lazım dediğim an soruyu çözdüm. 2 artı 2 B 90 değil mi? Yaz 2 A artı 2 B eşittir 90 ise. A artı B buradan kaç çıktı? 45 çıktı. Hocam şuradaki açı A artı B 45. Bak burası 45 90 sa. burası da 45 mi oldu? Evet. Şu uzunluk 7. Bak 45 45 93 kere. Bu uzunluk da 7 oldu o zaman. Tamam. Olay bitti şimdi. Kırıldıktan sonra yapılan ölçüler sonucu parçaların alanları farkı isteniyor bizden. Arkadaşım şuradaki alanı ben bulabilirim artık. Değil mi? Hatta şuradaki alanı ben bulabilirim artık. Bu, bu, bu alan lazım bana. Taban 6 yükseklik 7. Hocam 6 çarpı 7 bölü 2. 42 bölü 2'den kaç yapıyor? 21 yapıyor. Bu alan 21. Deltoid test simetrik ekseni burası. Burası da 21 mi? Evet. Şimdi benden 42 eksi şu üçgenin alanı isteniyor. Bu da kırıldı. Başka bir parça ya burası. O da tabanda 2 yüksekliği de 7 olduğu için bu alanda 2 çarpı 7 bölü 2 değil midir? Evet. Bu alanda 7 yaptı. Benden 42'den 7'yi çıkart diyor. O zaman cevapta kaç yaptı? 35 yaptı arkadaşlar. Ya bu da çok güzel bir soruydu ya. Değil mi arkadaşlar? Bu da böyle bir 3 yıldız hak ediyor mu? Hak ediyor. Çünkü burada 90'ı kullanmalar, x kenarları kullanmalar, delta ötü kullanmalar falan. ÖSYM de tam bunu yapıyor ya. Özellikle AYT'de ne yapıyor? Kazanımları iç içe soruyor. Mükemmel bir soru. Örnek 24. Denizli çıktı ve geldik. Son soruya. 8. günün son sorusundayız. Evet dörtgen şeklindeki bir oyun alanında 5 arkadaş oyuncak trenlerini kullanarak bir oyun oynamaya karar verirler. Canberk, Ege, Berra ve Selin'in treni şu şekilde. Zeynep'in treni de burada. 5 arkadaşın trenlerinin konumu ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Canberk, Ege, Berra ve Selin'in Selin'in treni oyun alanının köşesinde. Zeynep'in treni ise köşegenlerin kestiği yerde. Tamam. Canberk'in treni ile Ege'nin treni arasındaki uzaklık 16. Canberk ile Ege 16. Berra'nın treni ile Selin'in treni arasındaki uzaklık Berra, Selin. Burası 6 olarak verilmiş. Ege ve Berra'nın L noktasına olan uzakları eşit. Ege ve Berra'nın L noktasına olan uzakları birbirine eşit. Olup bunlar da 6 metre 6 metre olarak verilmiş. Zeynep, Berra ve Ege'nin trenleri aynı hızda eşit hızlarla L noktasına doğru harekete başlayıp aynı anda L noktasına ulaşmışlardır. Bak kim? Zeynep, Berra, Ege. Zeynep, Berra, Berra neredesin? Berra ve Ege. Bunlar ne yapmış? Bunlar Aynı anda eşit hızlarla L noktasına doğru harekete başlayıp L noktasına aynı anda ulaşmışlar. Eşit hızlarla ya Zeynep L'ye gitti bu, burası, buraya geldi, burası da buraya geldi. Aynı hızlarla tam burası da eşit olmak zorunda. Çünkü sabit hızlarla gittikleri için aynı anda geldikleri için bunların uzunlukları ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Yolları da eşit olmak zorunda. Ne çıktı burada? Hocam muhteşem iş çıktı. Yani köşegenler nasıl kesişti? Dik kesişti burada. Tamam. Şimdi burada başka bir şey verilmiş mi? Uzunluk uzunluk verilmiş mi? Verilmemiş. Hadi devamını getirelim o zaman. Buna göre diyor Canberk'in treniyle Canberk ile Selen'in treni arasındaki uzaklık isteniyor bizden. Şuradaki x isteniyor bizden. Arkadaş şurası 12. Burası 6. Aa burası 16 burası x. Köşegenler dik kesen herhangi bir dörtgen bu. Karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirine eşitti. Yani x'in karesi artı 12'nin karesi eşittir. 6'nın karesi artı 16'nın karesine eşittir. X'in karesi artı 144 eşittir. 36 artı 16'nın karesi de 256 E, Şu ikisinin toplamı kaç yapıyor? X kare eşittir buradan. Şu ikisinin toplamı kaç yapıyor? Hocam 6 6 12 sonra 3 9 92 292 eksi 144 292'den 144 çıkartırsak ben şöyle yapayım. 144'ü şöyle çıkartayım. 8 mi yapıyor burası? Evet. Burası 9'dan 4 çıktı. 5. 40 yaptı. E, burası da 148. Evet. 148 yapıyor. 148 yaptı burası. X kare 148 ise X de böylelikle kök 148'dir. Kök 148 neye eşittir? Bu 2'ye bölsen 74. 2'ye bölsen 37. Yani 4 çarpı 37 yaptı. 4 dışarıya 2 diye çıktı. Cevap da böylelikle 2 kök 37 oldu. Yani cevap böylelikle Ceyhan oldu. Örnek 25'te arkadaşlar. Ve böylelikle bitirdik mi? Bitirdik valla. Bitti. 8. günde bitti. Sırada ne var? Yamuk var. Burada da çok güzel sorular var değil mi? Ama buradaki sorular da şöyle bakın. Bir nesil sorular. Tamam dörtgende. Klasik sorularda olmak üzere. Bizi üçgeni de üçgendeki soruları da böyle gelişmemize sebep olmuyor mu? Yani her geçen konuda bir önceki konuyu da çok güzel bir şekilde tekrar etmiyoruz mu? O yüzden hem böyle dörtgenlerde yeni nesil sorular çözüyoruz hem de böyle üçgenlere yeni nesilde böyle atıfta bulunuyoruz. O yüzden benim çok hoşuma gidiyor buradaki şey. Buradaki ne bu? E full tekrar kampı. Ya inşallah hakkıyla izliyorsunuzdur. Çok faydasını göreceksiniz. Gerçekten çok faydasını göreceksiniz. Yok böyle bir şey. Evet gençler 8. günü bitirdik. O zaman ne diyoruz? 9. günde yamukta görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.